Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizin konusu mevcut subnetleri analiz etmek. Mevcut subnetlerimizi belirlemeyi öğreneceğiz. Kolay mask, kolay subnet mask hesaplamayı göreceğiz. Farklı masklarda subnet ID'yi bulma, broadcast adreslerini bulma ve biraz pratik yaparak dersimizi bitireceğiz. Şimdi ilk olarak subnet belirlemeye bakalım. Biz subnetlerimizi belirlerken 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 gibi blokları kullanırız. Subnet'in büyüklüğünü o subnette olacak host'un sayısına göre belirleyebiliriz. Bir subnette sadece iki tane IP'yi kullanamıyoruz. Bu da network adresi yani subnet ID ve broadcast adreslerini kullanamıyoruz. Şimdi burada bir örnek verelim. 172.16.0.0 network'ünü 4 subnet'e bölelim. Örnek olarak 172.16.150.41 ve subnet maskı da 255.255.192 olsun ve biz bu subnet'i bulalım. Yani bizim bu 172.16.150.41 IP'si hangi subnet'in içinde onu bulalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim prefix'imiz 18. Yani 255.255.192. Bizim burada ilk 16 bitimiz network. 172.16. 2 bitimiz ise yani bizim burada normalde geri kalan 16 bitimiz host. Biz ama burayı subnete böleceğimiz için hostlardan 2 tane biti çalıyoruz. 2 tane biti çalınca burada 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 2 4 yapar. 172 16 0 subnetini 4'e böldük. 4'e böldüğümüzde biz 64'lü bir blok kullanmış oluruz. 64'lü blok kullandığımız zaman burası 0 olur. Burası 64 olur subnet olarak. Burası 128 olur. Burası da 192 olur. 4'e böldük. Bizim 172 16 0 0. 172 16 64 0 ve 128 0 ve 192 0 1 2 3 4 tane 172 16 net network'ünün altında 4 tane subnetimiz oldu. Şimdi bizim 150.41 IP'miz var. 150.41 IP'miz burası 64 burası 128 olduğu için 128 ve 192 150 IP'si de 3. bloka denk geliyor. Bizim bu 172, 116, 141 IP'mizin subnet'i 172, 16, 120, 8, 0'dır. Slash 18 bizim prefiximiz. Biz bu IP'nin subnet'ini bulmuş olduk. Şimdi mevcut subnet'lerimizi analiz edelim. Kısa yoldan nasıl yapıyoruz onu göstereyim size. Eğer maskımız yani subnet maskımızın octet'lerinde 255 varsa o zaman biz IP adresimizi ilk iki olduğu gibi yazıyoruz. 10, 77, 55. Eğer maskımızın oktetinde 0 varsa biz de o oktete yani buraya 0 yazıyoruz. Subnet ID'mizi bulduk. Şimdi broadcast adresimizi bulalım. Broadcast adresini bulurken de eğer maskta 255 varsa o oktetin desimal değerini olduğu gibi yazıyoruz. Aynı şekilde yazalım. 10, 77, 55. Peki, son ne yazacağız. Son noktada da eğer maskımızda 0 varsa 255 yazıyoruz. Bu pratik olarak maskı bulma. Gördüğünüz gibi bizim IP adresinin subnet id'si 10.77.55.0, broadcast adresi de 10.77.55.255 olarak bulduk. Şimdi yalin alttaki örneği yapalım. Bu örnekte yine ilk üç oktetimiz 255. Biz o zaman IP adresimizin ilk üç oktetini olduğu gibi yazıyoruz. 172 30, 99 ve 0 yapıyoruz. 0 ise maskımız 0 yapıyoruz. Aynı şekilde 99.255 de bizim broadcast adresimiz oluyor. Bu örneklere göre gerek alanlarını da siz çözün arkadaşlar. Zaten cevapları slaytımızın sonunda var. Bir örnek daha yapayım isterseniz. Şu örneği de yapayım. 172, 22, 55, 77. Bizim ilk iki oktetimiz 255. İlk iki oktetimiz 255 olduğu için desimal değerine olduğu gibi yazıyoruz. 172 22 Eğer maskımızın okteti 0 ise subnet ID bulmak için 0 0 yazıyoruz. Yine Broadcast adresini bulmak için oktette 255 ise desimal IP değerini olduğu gibi yazıyoruz. 172 22 yazdık. Eğer maskımızda 0 varsa 255 yazıyoruz. 255 255. Broadcast adresimiz de bu. Geri kalan 3 örneği de siz kendiniz yapın. Çözümlerine bakarsınız. Şimdi burada farklı maskları bulmayı öğrenelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz önceki örnekte gösterdiğimiz gibi eğer mask okteti 255 ise oktetteki desimal IP adresini olduğu gibi yazıyoruz. Eğer mask oktetinde sıfır varsa sıfır yazıyoruz. Subnet ID bulmak eğer mask okteti 255 veya 0 değilse sihirli numaramızı kullanacağız. 256'dan çıkaracağız. Örnekteki IP'mizde 134.102.1 134 102.1 IP'miz var. Subnet mask'ımız da 255 255 240. Şimdi subnet mask'ımızı yazalım üste. 255 255 240 0. Subnet mask'ımız bu. Şimdi bizim bu IP'nin subnet ailesini bulacağız. 255 olduğu için bizim IP'miz 134, 102.1. Direkt olduğu gibi aşağı kopyalıyoruz. 130 yazıyoruz. 255 olduğu için direkt aşağı yazıyoruz. 134 oldu. Bizim buradaki subnet maskımız 240 olduğu için biz bunu 256'dan çıkarıyoruz. Ve bizim subnet blokumuzun boyutu 16'lıkmış. Bizim 16'lık blokumuz 0, 16, 32, 98, 64, 80, 96'ya denk geliyor. O zaman bizim subnet aydimizde yani IP adresimizde 102 olduğu için bizim 102 de 96 ile 112'nin arasında kaldığı için subnet ID'miz 96 oluyor. Buradaki değer 0 olduğu için direkt buraya da 0 yazıyoruz. Ve bizim 134 96 0 olarak subnet ID'mizi kısa yoldan buluyoruz. Şimdi şu ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde 192, 168, 5, 77 IP'si var. Subnet maskı 255, 255, 224. Burada subnet maskımızı yazalım. 255, 255, 255, 224. Hemen direkt 255 olduğu için desimal değeri aşağıya kopyalıyoruz. 192. 255 olduğu için direkt 168 desimal değeri ondalık değerini aşağıya kopyalıyoruz. da 255 olduğu için bunu da direkt aşağıya kopyalıyoruz. 192, 168, 5 olarak bulduk. Network adresini bulduk. Şimdi sabret ID'sini bulalım. 256'dan 24'ü çıkardığımız zaman 32 oluyor. O zaman bizim blokumuz 0, 32, 64, 96. Bizim IP'miz kaçtı? 77. 77 IP'si 64 ile 96'nın arasında kaldığı için buradaki subnet ID'miz 192, 168, 5, 64. Bu IP'yi kullanamıyoruz subnet ID olduğu için. İlk hostumuz bizim 65 IP'sinden başlıyor. 65'ten başlayıp 96'ya kadar kullanamıyorsunuz. 96 bir sonraki subnet'in ID'si olduğu için bunu kullanamıyorsunuz. Peki bundan bir önceki IP'de 95 IP'si. Bu da bizim broadcast IP'miz oluyor. Yani 65 ile 94 arasındaki IP'leri kullanabiliyorsunuz. Bu da 77 buraya denk geldiği için burası 64 oluyor. Şimdi aşağıda birkaç tane örneğimiz var. İlk iki örneği ben yapayım. Ondan sonra o örnekleri siz kendiniz yapın. Zaten slaytımızın sonunda cevapları var. 10.77.55.3 bizim IP adresimiz. Mask olarak da 255.248.0.0 verilmiş. Bize bunun subnet adresini soruyor. Biz bunun subnet adresini bulalım. Hemen yazalım şuraya. 255 248 .0, 0. IP'mizi yazalım altına. 10 77 55.3 Burası ilk oktetimiz 255 olduğu için direktmen desimal değeri yani IP adresini buraya yazıyoruz. 10 Peki ikinci oktette 248 var. 256'dan 248'i çıkarıyoruz. Subnetimizin blok boyutunu buluyoruz. O zaman bizim blok boyutumuz 8'miş. Hemen şuradan hesaplayalım. 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 ve 80. Bizim IP'miz kaçtı? 77. 72 ve 80'in arasında kalıyor. O zaman bizim subnet'imiz 72 oluyor. Bizim buralar 0 olduğu için direkt buraları 0 ve 0 yapıyoruz. Subnet ID'miz 10 72 0 oldu. İkinciyi de ben yapayım. Sonrakileri siz yaparsınız. Hemen yazalım subnet mask'ımız 255 255 192. Bunun IP'si 172 30.94.4'müş. Hemen kısa yoldan bulmayı hesaplayalım. 255 255 192 0. IP'mizi yazalım altına. 172 30 99 ve 4. Direkt 255 olduğu için bunu hemen aşağıya kopyalıyoruz. 172 172 nokta. Bunu da aşağıya direkt alıyoruz. 30 Şimdi bizim 3. oktetimize bakalım. 3. oktetimizde Subnet maskımız 192 olduğu için bunu 256'dan çıkarıyoruz. 256'dan çıkardığımız zaman 64 kalır. Yani 0, 64, 128 olarak kalır. Bizim burada IP'miz 99 olduğu için 64 ile 128 arasında kalıyor. O zaman bizim subnet ID'miz 64. Burası 0 olduğu için burayı 0 ekliyoruz. Subnet ID'miz 172, 30, 64, 0 olarak çıkıyor. Geri kalanını siz kendiniz yapın. Cevapları var zaten. Oradan bakarsınız doğru yapıp yapmadığınızda. Şimdi bu slaytımızda da broadcast adreslerini bulmaya bakalım. Yani farklı mask adreslerinde broadcast adreslerini bulalım. Şimdi burada gösterdiğimiz örnekte 130.4.96.0 bizim subnet ID'miz var. Maskımız da 255, 255, 240. Hemen direkt 255, 255, 240, 0 maskımızı yazıyoruz. Yine eğer Subnet Mask'taki 255 değeri varsa bizim IP adresimiz olduğu gibi desimal değerini aşağı yazıyoruz. 130, 134, 10 aşağı yazdık. Üçüncü okletimize geldiğimizde Subnet Mask'ımız 240. Biz yine burada subnetimizdeki blok büyüklüğünü buluyoruz. 256'dan 240'ı çıkardığımız zaman bizim subnetimiz 16 oluyor. Subnet ID'miz 96 olduğu için bir sonraki subnet ID 112. Bir sonraki subnet ID 112 olduğu için o 112'den bir önceki IP'de bizim broadcast adresimiz oluyor. 112'den biri çıkardığınız zaman 111. Buraya direkt 111 yazıyorsunuz. Zaten burada 0 olduğu için buraya direkt 255 yazıyorsunuz. Broadcast adresimizi bulmuş oluyorsunuz. Bizim broadcast adresimiz 134 111 255. Bu subnet id'sinin broadcast adresi 111.255. Önce blok boyutumuzu buluyoruz. Zaten subnet id'miz belli 96. Üzerine 16 eklediğimiz zaman bir sonraki subnet'imiz 112 yapıyor. Bundan 1 çıkardığımız zaman 111 yapıyor. 111'i buraya yazdığınızda broadcast adresini bulmuş oluyorsunuz. İkinci örneğimize bakalım. 192, .168 5, 64 subnet id'sini vermiş. Burada maskımız 255, 255, 224. Hemen maskımızı yazalım buraya. 255, 255, 255, 204. Bunlar olduğu gibi kopyalıyoruz aşağıya. 255 olduğu için. 190, 268, 5. Buraya geldiğimizde 224. 256'dan 224 çıkardığımızda 32. Blokumuz 32, 64 olarak devam ediyor. Subnetimiz 64 olduğu için bir sonraki subnetimiz de 96 oluyor. 96 1, 95 yapıyor. Direkt 95'i buraya yazdığınızda bizim bu subnetimizin Broadcast IP'sini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi yine burada pratiklerimiz var. Pratiklerden yine iki tanesini ben yapayım. Geri kalanını siz yapın. 10.72.00 subnet ID'miz var. Maskımız 255.248.00 Hemen yazalım maskımızı buraya. 255.248.00 Subnetimizi yazalım. 10. 72 0 0. İlk blokumuzu kopyalıyoruz 255 olduğu için. Burası 10. Şimdi şuradaki oktetlere de 255 yazıyoruz. 0 olduğu için. Sadece burayı bulacağız. Biz bunu 256'dan çıkardığımızda kaç kalır? 8 kalır. Demek ki bizim blokumuz 8'liymiş. Subnet ID'miz 72 olduğuna göre bir sonraki subnet'imiz 80. 80'den 1 çıkarırsak 79 kalır. Bizim buradaki broadcast adresimiz 10 79 255 255 olarak bulabiliriz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. 255 255 192 ve 0. IP adresimizi yazalım. 172 30 64 de bizim subnet ID'miz. Direkt 255'leri aşağıya kopyalıyoruz 255 onları. 172 ve 30. Nokta sıfır diyoruz. Sondaki 0 olduğu için buraya da 255 yapıyoruz broadcast'te. Şimdi bunu bulalım. 192. 256'dan 192'yi çıkardığımız zaman 64 yapıyor. Blokumuz 64'lüymüş. 0, 64 ve 128. Bir sonraki subnet ID'si 128. Bundan eksi 1'i çıkardığımız zaman 127 kalır. O zaman bizim 172, 30, 127, 255 de bizim broadcast adresimiz olur. Broadcast'leri de bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi bu sayfada cevapları var. En son yaptığımız broadcast örneği mesela en son 172, 30, 127, 255 olarak cevapları burada var. Bir önceki yaptığımız 110, 79, 255, 255. Cevaplarına buradan bakarak kontrol edersiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.